Merhabalar, Nur'un Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için evde kolaylıkla hazırlayabileceğimiz fındık lahmacun hazırlayacağız. Evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz gibi çok da lezzetli oluyor. Dışarıdaki yediklerimizden hiçbir farkı bulunmayan, hatta tadanların sizden tarifini isteyeceği bu lezzetli tarifimize hep birlikte geçelim. Fındık lahmacun için malzemelerimiz: 5 su bardağı un, 2,5 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, harcı için 4 domates sosu, 1 soğan, 1 kapya biber, 2 yeşil biber, 1 tatlı kaşığı toz pul biber, karabiber, kimyon, maydanoz, 1 yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 800 gram kıyma. Yapımına ilk olarak hamurumuzu yoğurmakla başlayacağız. Ortasını havuç şeklinde açıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu ve kuru mayamı ekleyip hamurumu kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğuracağım. 2,5 su bardağı suyla. Benim suyum ılık. Ilık suyla yoğuracağım. Bu şekilde daha hızlı gelecek mayası. Hamurumu yoğurdum. İstenilen kıvamda. Kulak memesi kıvamında oldu. Üzerine bir poşetle örtüp yarım saat dinlenmeye bırakacağım. Bu sayede daha çabuk mayalanacak hamurum. Hamurum mayalanırken biz de harcımızı hazırlamaya geçelim. Harcımızın yapımına geçelim. Ben domates sosu kullanıyorum. Yazdan hazırladığım domates sosumu kullanacağım. 4 domates eş değerinde. Eğer elinizde domates sosunuz yoksa 4 domatesinizi blenderdan geçirip şu kıvamda çok ezilmeyecek şekilde bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi geri kalan malzemelerimi, soğanımı da çekeceğim. İçerisine 3 diş sarımsağımı da ekleyip hepsini birlikte çekeceğim. Soğanımı çektim. Şimdi kıymamın içerisine ekliyorum. Soğanımın ardından yeşil biberlerimi çekeceğim. Ben şey biberi kullandım. Sivri biber de olur. Bir adet de kapya biberim vardı. Onu küçük küçük doğramıştım. Onu da iyice ezeceğim. Şimdi hepsini birlikte çektireyim. Biberlerimi de içine ekliyorum. Biberimin ardından domates sosumu ekliyorum. Baharatlarımı, birer tatlı kaşığı kimyon, karabiber, toz pul biber, 2 yemek kaşığı sıvı yağımı, 1 yemek kaşığı domates salçamı, maydanozumu, bir tatlı kaşığı da tuzumu ekleyip güzel bir şekilde karıştıracağım. Bol malzemeli güzel bir harcımız olacak. Harcımı hazırladım. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Böyleyken bile yenmeye hazır. Şimdi hamurumuzu kontrol edelim. Bunu da 10 dakika dinlendirelim. Hamurumu dinlendirdim. Dinlenen hamurumdan şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar kopartacağım.
çıkardığım parçaları elimizle bu şekilde beze yapacağız. Bir kenarda bekleteceğim un serili bir yerde. Bezelerimi bu şekilde bitene kadar hamurum aynı işleme devam edeceğim. Fazla büyük yapmanıza gerek yok. Zaten içerisinde maya var. Şimdi üzerine temiz bir bez örtüp bir 10 dakikada öyle dinlendireceğim. Hamurum güzel kıvam alacak bu sayede. Hamurlarım dinlendi. Şimdi küçük bir şekilde açıyoruz. Ben birkaç tane örnek göstermek için açtım sizler için. Bu şekilde yeterli. Hamurlarım bitene kadar hepsini o şekilde açacağım. Daha önce kanalımda büyük lahmacun da yaptım. Nasıl yapıldığını gösterdim. Güzel şekilde geri dönüşler de aldım. Sizler de kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olarak bu ve bunun gibi birçok pratik ve güzel lezzete, tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Hamurlarımın hepsini açtım ben. Şimdi bir tahtanın üzerine alıyorum. Bir tatlı kaşığı harcıma alıp kaşığın arka tarafıyla düzleştirip her yerine dağılmasını sağlıyorum. İster tavada, saçta ya da fırında pişirebilirsiniz. Ben bugün saçta pişirmeyi tercih ettim. Daha kolay ve pratik oluyor. Şimdi saçımın üzerine alalım. Lahmacunlarım saçımın üzerine pişiyor. Altına bakalım, kontrol edelim. Gördüğünüz gibi altı da güzel bir şekilde kızarmış. İçi de güzel bir şekilde pişiyor. Bu şekilde tüm lahmacun hamurlarım bitene kadar hepsini bu şekilde pişirip servise hazır edeceğim. Lahmacunlarım hazır. Ben servis tabağına aldım. Gördüğünüz gibi içi ve dışı gayet güzel pişti. Ben size bir tanesinin arkasını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişti. İçi de güzel bir şekilde kendini aldı, pişti. Kısa sürede de hazırladık. Sebzelerin verdiği renkle de çok da güzel görünüyor mini lahmacunlarım. Yanına bir salatayla da servis edebilirsiniz. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Evinizde sizler de mini lahmacunlar hazırlayabilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz, kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Afiyetle kalın, hoşça kalın.